Evet arkadaşlar, bugün YouTube kanalımıza yeni videolar çekmeye devam ediyoruz. Bugün kursiyerimiz Hülya Hanım'la direksiyon usta öğreticimiz Fatma Hoca yanımızda. Bugün yine Diyarbakır direksiyon sınavında, kent meydanında baştan sona kadar tüm güzergahı, parkurları uygulamalı olarak göstereceğiz. Bu videoları izleyerek siz de eğitimlere gelmeden önce deneyim sağlayamış olursunuz. Eksik ve hatalarınızı görmüş olursunuz. Şimdi sınav günü direksiyon sınavından önce komisyon üyemiz elinde bulunmuş olduğu tabletle şu şekilde bir fotoğrafınızı çekiyor. Akabinde diyor ki hocam kapı tanıtımıyla başlayalım. Hocam şöyle başlayalım, kapı tanıtımıyla kursiyerimiz başlıyor. Şimdi kaputu açabilmek için öncelikli olarak buradaki mandalı kendimize doğru çektik. Burada nasıl açılıyor? Ardından kaputu açmak için mandalı sola doğru çektik. Komisyon üyemiz, hani çok da önemli olmasa da ama komisyon üyesinden üyesine değişiyor. Birkaç tane motor parçasını soruyor. Hocam isterseniz siz sorun, kursiyerimiz de cevaplamaya çalışsın. Tamam, buradan başlayalım istersen. Bu ne? Motor. Bu. Motor yağ bölümü. Tamam. Bu. Yağ çubuğu. Tamam. Bu. Artık. Tamam. Bu. Hava filtresi. Tamam. Bu da. Sigorta kutusuydu. Tamam. Bu. Radyatör. Tamam, bu hocam. Antifriz. Tamam. Aynen, yani buradan sorulan sorular kırmızı sorular değildir. Yani cevaplamadığınızdan direkt kalmıyorsunuz ama zaten aktif olarak araç kullanacağımız için bu tür bilgileri bilmemiz bizim faydamıza olacaktır. Hocamız kaputu kapatalım diyor. Kaputu şimdi kapatıyoruz. Tekrar eski yerine bırakıyoruz. Hafif bir şekilde şeyimizi kapatıyoruz. Araca girmeden önce lastiklerimizi kontrol ediyoruz. İki şekil lastiklerimiz şöyle hafif bir şekilde dokunuyoruz. Havasını kontrol etmiş oluyoruz. Bagajı açmanızı istiyor. Oradaki mandala hafif basmamız gerekiyor. Bagajımızda olması gerekenler. Stepne dediğimiz yedek lastiğimiz hemen altında. Evet, bunlar bagajımızda bulunması gereken. Şimdi başlayalım. Şimdi aracımıza ilk bindiğimizde emniyet kemerimizi takıyoruz ve ardından koltuğumuzu kendi boy uzunluğumuza göre, kendi rahatlığımıza göre ayalıyoruz. Ayalarken ön tarafta bulunan mandala basıyoruz. Ardından kendimize göre ayarlama yapıyoruz. Ellerimiz böyle direksiyon burasına geldi mi demek ki ayarladır hocam. Tamam mı? İstersen bu otomatik araç olduğu için otomatikle evet, manuel aynı değil hocam. İlk başta istersen bunları tanıtalım. Buradan başlayalım. Park. Evet. Geri. Evet. İleri. Evet. Bu da boş. Bu da boş. Aynen. Yani burada tek fren gaz var. Manuelde debriyaj fren gaz var. Burada hani D'ye atıyoruz, ilerliyoruz, geriye atıyoruz. Zaten geri gidiyoruz. Parka geldiğimizde parka atıp her zaman otomatik araçta parkta çalışır. Manuelde ne yapıyorduk? Manuelde boşta, burada parkta. Evet. Değil mi hocam? Evet. Başlayalım hocam. Başlayalım. Tamam.
çalıştı bir tabağa. O ışıklar gidecek hocam. Ondan sonra çalıştırabilirsin. Çalıştır hocam. Aracı çalıştır. Frene bas. Her zaman bu nasıl debriyaja basmadan çalışmıyorsa manuel, bu da frene basmadan fren abla. Ana kazanç. Tamam. D'ye. Şimdi vitesimizi ayarlıyoruz. D'ye alıyoruz. RPM'i indiriyoruz. Buradan bir de burada önemli bir husus var. Son silyanını yakmadan çıkanlar direkt kalıyor. Aynen. O yüzden bu sol sinyale artık alışmamız gerekiyor. Tamam. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Bakıyorsun. Ayna kontrollerimizi yapıyoruz. Eğer aynalar da bizim göremeyeceğimiz şekilde ise ayna kontrollerini de yapıyoruz. Her iki tarafa bakıyorsun. Buna da bakıyorsun, kendine göre arkaya görecek şekilde ayarlıyorsunuz. Sol ardından her zaman çıkmadan sol sinyali verip soluna bakıp çıkıyorsunuz hocam. Çıkalım. Kıralım. Soluna da bak. Araç varsa durmamız lazım. Araç var. Tamam, düzeltelim ve gidelim. Kıralım. Şimdi önceki videolarımızda biz manuel araçlarda video çekmiştik. Bu sefer otomatik bir araçta biz tüm parkuru çekmiş olacağız. Bu yüzden kursiyerlerimiz çok rahat bir şekilde bu videolardan faydalanarak eğitimlere hazırlanıp direksiyon sınavına başarılı bir şekilde geçmiş olacak. Bu videolar çok avantajlı oluyor hocam. Yani tüm kurslardaki öğrenciler izliyorlar. Yani tabii ki yani öğrencilere faydalı olabilmesi için ne varsa akreditasyon kursu yapıyor hocam. Biz yenilikçi bir kursuz. Mesela yani Diyarbakır'da bunu yapan ilk kurs biziz. Bu tür çalışmalar yapan. Yani yenilikçi bir kurs anlayışına sahibiz. Tabi bu konuda kurs müdürümüz Abdullah Aküz bu konuda bize öndelik yapıyor. Daha iyi noktaya gelmek için, kursiyerlerimize daha faydalı olabilmek için yapılması gerekenleri sırasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Burada da hocam hani kırmızı ışıklara dikkat etmemiz lazım. Kırmızı Işıkta geçtik mi kırmızı işarettir zaten. Sinyaller kırmızı işarettir. Kırmızı ışıklar çarpma oldu mu zaten. Bunlar kırmızı işaretlerdir. Ya zaten hani tüm araç her zaman araç sürmek çok zor bir şey değil. Yani insanlar korkuyor başlamadan önce. Ama birkaç ders aldıktan sonra o korkuyu yendikten sonra bir de yani herkesten araç öğrenemiyor. Fatma Hoca gibi böyle Azat Hocamız gibi gerçekten İşinin erbabı, kursiyeri sıkmadan, kursiyere psikolojik baskı uygulamadan çok rahat bir şekilde kursiyerlerimize bu eğitimleri veriyor. Ardından çok rahat bir şekilde trafikte araç kullanabiliyor. Burada yeşil ışığımız yandı. Kontrollü bir şekilde. Arasa sağımıza solumuza bakacağız ve önümüze odaklanacağız. Yani eğitim konusunda Akfüzer Sözcü Kursu gibi bir kurs yoktur hocam. Bunu yani rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela bizim verdiğimiz kurslar bazı kurslarda yani geliyorlar, ehliyetini bile alıyorlar, sonradan bizi tercih ediyorlar özel ders için. Ama bizim öğrencilerimiz kesinlikle ehliyetini aldıktan sonra rahatlıkla trafiğe çıkabilirler. Buradan ehliyeti olup da araç kullanamayan herkese sesleniyoruz. Buyurun gelin. Siz de Fatma hocamızdan özel ders alın. Siz aktif bir şekilde araç kullanabilin. Çünkü sadece ehliyet sahibi olmak araç sürmeyi sağlamıyor. Aktif bir şekilde araç kullanabilmek lazım. Bazen bir de şöyle şey oluyor direksiyon sınavında. Eğer direksiyon hocaları komisyon üyeleri isterse kırmızı ışık yandığı halde size geçin diyebilir. Evet. Ve siz asla bu hataya düşmeyeceksiniz. Yani trafik kuralları, sizin öğretmiş olduğumuz kuralları harfiyle yerine getireceksiniz. Çünkü onlarda o yetki var. Sizi sınamak için geçin diyebilir. Siz hayır, şu an kırmızı ışık yanıyor ve ben geçemiyorum demeniz gerekiyor. Bu konuda da tüm kursiyerlerimiz dikkatli olması gerekiyor. Gidelim hocam.
Yani bir de bu var hocam. Mesela biz eğitim veriyoruz. Hani 14 ders veriyoruz. Ondan sonra sınava geliyorlar. Mesela hafif bir hatayla diyoruz, komisyon üyeleri bizi yönlendirdi. Önerim şudur. Kendi bildiğinizi, kendi eğitim gördüğünüzü yapın. Yani kimse sizi yönlendirmesin. Orada hani o eğitim, yani bir süre eğitim gördünüz, onu uygulayın. Onu uyguladıktan sonra mümkün değil ki bir öğrenci kala. Ondan sonra kimse hani dediği şey, Özen Hoca'nın dediği gibi kesinlikle. Yani siz o kurallara uyun, kimse sizi bırakmaz. Burada, buraya gelmeden önce bak oto yıkamayı görüyoruz. Burada sağ sinirimizi veriyoruz hocam. Kontrollü bir şekilde bakıyoruz. Bu çirik tam ortalayıp düz gidiyoruz. Çirik ortalayalım. Biraz sol yapıyoruz. Evet. Ve düz gidiyoruz. Burada ani durma kısmını burada, yapacağız. Aynen. Burada diyor aniden durun. Arkanı tabii her zaman yapmadan önce arkanıza bakın. Araç var mı yok mu? Şimdi hocam. Bunu yani sert bir şekilde yapmanız lazım. Kesinlikle. Aynen. Yoksa kabul etmiyorum. Gayet sert bir duruş oldu. Bu konuda sıkıntı yok. Yani çok böyle hızlı da yapmaya da gerek yok. Çok hafif de yapsanız sıkıntı. Yani normal düzeyde yapabiliriz. Şu an başarılı bir şekilde kurs yerimiz. Yani şimdi de sol sinirimizi verelim. Yani yapacağımız 4 kısımdan 4 parkurun birinde kurs yerimiz başarılı bir şekilde yaptı. Aslında yani çok da zor bir şey değil. Hele ki otomatik araç kullanmak çok 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 daha zevkli. Çok 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 daha basit. Çünkü yani fites değiştirme zahmetinden kurtulmuş oluyorsunuz. Tamamen gaz ve frenden oluşuyor ve direksiyon hakimiyetini sağladıktan sonra rahatlıkla araç kullanabiliyorsunuz. Burası yine önemliydi. Diğer videolarımızda söylemiştik. Şimdi burada bazı kursiyerler yanılıp buradan cepten dönmeye çalışıyor. Bunu yaparsanız kalırsınız. O yüzden biz her zaman şuradaki Opet petrolünü gördüğümüz kavşakta biz normal büyük kavşaktan dönüşümüzü sağlayacağız. Bir de şu kavşağa gelmeden biz sol tarafa geçmemiz lazım. Hani geçersek daha iyi olur. Zorunluluk değil. Çünkü biz ileriki kavşaktan sola döneceğimiz için sol tarafta olmamız bizim işimizi daha kolaylaştırıyor. Daha rahat bir dönüş sağlayabiliyoruz. Bir de öğrencilerin gelince zorlandığı nokta burasıdır. Mesela diyoruz ne kadar kıralım hocam. Mesela bu direksiyonu öyle hafif. Mesela kaosa göre hocam. Ha böyle. Yarım. Yani kırmızı yanıyor şu an. Duralım. Yani kırmızı ışıkta duracağız. Yani burada yarım kırmamız lazım. Tamam mı? Ya zaten araç kullanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş o oturuyor. Yani direksiyona sıkılır. İşte tekerlek sizin nerenizde geliyor, hizalama. Onlar eğitimler itibarıyla yavaş yavaş artık oturuyor. Aynen. Yani bu şeritleri takip ederseniz mümkün değil ki şaşırasınız. Ha böyle. Biraz daha sol yapalım. Yani önemli olan rahat olmanız hocam. Öyle değil mi Hülya hocam? Nasıl? Hülya hocamız çok heyecanlı. Sanki gerçekten de sınava gidiyor. Gidebilirsiniz hocam. Hülya hocayla başladığımızda hocam. Evet. Dedim gel bu koltuğa otur başlayacağız. Dedi yok ben burada oturacağım. o kadar yani böyle ama şimdi rahat bir şekilde kullanıyor. Yani o yüzden korkulacak bir şey yok aslında. Bakın yani direksiyona işte başta oturamayan insan birkaç eğitim sonucunda çok rahat bir şekilde şu an ya biz şu an yanında olmasak bile kendisi şu an bu aracı kullanabilecek düzeydedir. Sağ sinyalimizi veririz hocam. Burada bu şeridi yine ortalıyoruz. Rampada kalkış, durma ve kalkış parkurunu aynen gerçekleştireceğiz. Otomatik olduğu için zaten otomatikman kalkıyor. Aynen bu konuda otomatik ehliyet alanlar çok şanslı. Aynen. Genelde kursiyerler işte geri bırakmaktan korkuyor. Normal bir duruş. Aynen. N'ye atıyorsun. Ve sonra yine D'ye atıp kalkıyorsun. Burada size bunu yapıyorlar otomatikte. Ve gidiyorsunuz zaten. Ortalayıp tabii. Araç kullanmada önemli konulardan biri ayna kontrolü. Yani sürekli aynalarımızı ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Çünkü hemen
Yani bir soldan sağdan bir araç gelme potansiyeli var. Uyanık olmak lazım trafikte. Yani genelde öyle söylüyoruz biz. Sürekli sağ sol ayna kontrollerini yaparsak bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Burada bazen ikili park oluyor zaten. Bazen yeni şehir oluyor. Bazen ikisi de Kayapınar oluyor. Buraya girelim. Sağa girelim. Bizimki genellikle burada le park oluyor. Git uydu. Toparlayalım. Güzel. Reisumuzu düzeltelim. Buraya gireceğim. Şimdi biraz daha genel direksiyon sınavında da yine sıra oluyor burada. Şimdi buraya girişimiz çok önemli. Şimdi biz eğer L parkına ya da paralel parka gelmeden önce biz hizalamamızı, tekerleğimizi işte kaldırımdan bir 20-25 santim uzaklığı kadar ayarlayabilirsek biz çok güzel bir park yapabiliriz. Eğer eğri durursak biraz da kursiyerlerimiz o zaman sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden siz acele etmeyin. Yavaş bir şekilde, kontrollü bir şekilde 20-25 santim olacak şekilde kaldırımla lastiğimizi ayarlıyoruz ve L parkımızı birazdan yapmış olacağız. Aynen hocam. Yani önemli olan burada yaklaşım önemlidir. Buna çok dikkat ediyorlar. Bunu yaparsan güzel parkını yaparsın. Bilebilirsin. Hafif sola. Biraz da gidelim. Evet, onlar bir sırada bekleyelim. Hülya hocam nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Heyecan. Sanki gerçekten sınavdasınız. İyi, şu sizin için çok... Yeni ehliyet almak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Yani güzel. İnsan yaparsa güzel. İnşallah siz de yapıyorsunuz. Sınavda da yapacaksınız. Ya aslında insanın isteyip de yapamayacağı bir şey yok. Aynen. Yeter ki insan kararlı olsun, istesin ve biraz azmetsin. Yapılmayacak bir şey yok yani. Aynen. Son süreçte de hatta bayan kursiyerlerin ciddi anlamda bir artış oldu. Eskiden hani çok bir talep olmuyordu ama son süreçte bayan kardeşlerimiz, ablalarımız da artık onlar da araç sürmenin keyfini yakalamak istiyorlar haklı olarak. Ciddi bir artış da oldu. Bunu kursiyerimizdeki sayıya da bakarak görebiliyoruz. Bayan isteği daha çok olur hocam. Yani kesinlikle mesela Hülya hocam dahil yani tüm kursiyerlerimiz rahatlıkla hani bizi tercih ettiler. Şimdi görüyoruz ara sıra geliyorlar burada kendi araçlarına gidip geliyorlar. Yani korkmasınlar. Korkulacak bir şey yoktur. Yeter ki istek olsun. Hırs olsun. Tabii kurallı yani bayanlar daha kurallıdır hocam. Biraz hocam. Aynen düzelliğin. Biraz daha güzel. Tamamdır. Değişimi düzeltelim. Şimdi yaklaşım güzel. Ama buradan da aynandan da bakabilirsin. Yani yaklaşımı tam yani 30 santim bir şekilde ona göre ayarlıyorsunuz. Zaten kapı konumdan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Görmeseniz de aynanızı zaten indiriyorsunuz. Sağ kontrol ediyorsunuz. Şimdi biz bazen çizgi var burada hocam. Millet çizgiye göre gidiyor. Bu çizgi komisyon gelip siliyor. Komisyon sınav günü. Onu siliyorlar. Biz şimdi bugün dubalara göre gideceğiz hocam. Evet yani, hani olay ki yine bir silme durumunda kursiyerlerimiz aynen. Bir şokla karşılaşmasın. Aynen. İşte biz çizgiye göre biz hizalıyorduk demesinler. Haklı olarak tabii. Aynen. Bir de hani şunu öğrenmemiz lazım. Sonuç itibariyle günlük hayatımızda araç kullandığımızda, park ettiğimizde o çizgiler olmayacak. Bu yüzden biz hani dubalara ya da işte... Sınav haftası olduğu için yoğunluk var. Evet. Sınavda da böyle zaten. Sınavımız ne zaman hocam? Bu hafta mı? Ayın 11'inde hocam. Pazar günü. Pazar günü.
Yani Diyarbakır'da direksiyon sınavında başarı oranı en yüksek kurs Akyüzler Sürücü Kursu. Bunu gururla söylüyoruz. Ama zaten herkes size yönlendirmiş size. Yani var bayağı bir yönlendirdiğimiz. Ya biz bu konuda kursiyerlerimize şükran borçluyuz. Çünkü aslında bizim istediğimiz de o. Yani en büyük reklam kursiyerdir. En büyük gurur kursiyerdir. Biz kursiyerlerimizi memnun edip işte ehliyet sahibi yaptıkça onlar da başkalarına... Sınav günü 4 tane. Solumuzda 4 tane duva olacak. Biz buradan girerken 3. duvayla direksiyonumuz aynı oluyor. Baştan 2. duvayla aynı oluyor. Aynen. Şimdi zaten bırakmışız. Burası sağımız müsait olsun. Bundan sonra biz yapacağız. Tabii mesafe kaldırımla aramızdaki mesafe de 30 santim olması lazım. Çok uzak kalmamamız lazım. Akşam üstüdür millet eve gidiyor. Şimdi gidebilirsin hocam. Sen git millete yol verecekler ya. Bir dur. Aynen. Buradan geliyoruz hocam. Biraz hafif alalım. Düzeltme direksiyonu. Buradan bu o zaman sağdan ikinci duva oluyor. Senin direksiyonunla hocam bu duva aynı oluyor. Şuradaki duvayla direksiyon normalde aynı. Sınavda bir duva daha önde oluyor. Aynen önde ama oluyor. Bizimki önden ikinci duva. Dubayı direksiyonla biz birleştiriyoruz. Direksiyonla aynı hizaya getireceğiz. Aynen öyle. Burada da bakıyorsunuz yine. Bu hocam istersen ben buraya çıkayım. Şöyle. Buradan da hocam görüyoruz. İstersen o kaldırım taşlarını da mesela hani çizgi var şimdi ama sınav günü çizgiyi siliyorlar. Üzerine kum atıyorlar. Buradan kaldırım taşlarını 3 tane saydın mı orada tekelini yani göz ayarıyla tekelini sakır. Al direksiyonu tam sakırıyoruz. Direksiyonumuzu tam sakırıyoruz. Şimdi yerin güzel. Direksiyonla duba aynı oldu. Ve böyle kilitletip yavaş acele etmeden sakin geliyoruz. Tabii geri almamız lazım. Bazen öğrencilerimiz fitesi unutuyorlar. Bunu unutmamamız lazım. Geriye gideceksek kira yapmamız lazım. Hafif, öyle kontrollü. Kesinlikle demeyin ki acelemiz var. Acelemiz yok. Önemli olan tam burada. Kırıyoruz. Sonra burada solumuza bakıyoruz hocam. Gel hocam. Aracımızın önü düz oluyor. Senin direksiyonunla bu duva aynı oluyor hocam. Gel hocam. Tamam. Şimdi burada direksiyonumuzu bir buçuk sol kırıyoruz. Yani tekerlekleri düzeltiyoruz. Bu bir. Yani direksiyonumuzla yandaki duba aynı hizaya geldiği zaman biz direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Zaten ön kısmını da görüyoruz düzeldiğini. Kontrollü bir şekilde çok acele etmeden geriye doğru aynen hocam. Biraz geliyoruz. Daha içeri geliyorsun. Omuzunuzla bu ağaçlar aynı oluyor hocam. Biraz daha gelin. Böylelikle farkımızı tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde çıkacağız. Nerede ne yaptık? Hangi hamle yaptık? Aynı hamleyle D'ye atıyorsun. Önemli olan burada en önemli olan şey sağ sinyalini unutmamandır. Çünkü sağ sinyalimizi unutmamamızdır. Yine direksiyonla duba aynı oluyor hocam. Çıkarken düz gidiyorsun. Düz gidiyorsun. Direksiyonla duba aynı oluyor. Tamam. Burada tam sağ kırıp çıkıyoruz. Yaptıklarımızın tersini yapıyoruz. Aynen hocam. Ve çıkıyoruz. Aracımızın önü düzeliyor. Bak yine geldiğimiz konuma geldik. Yine direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Düzeltiyorsunuz. Bir, iki. Tabii burada komisyon, iki tane komisyon üyesi iniyor. Onları da alıyorsun. Ve aynanı da düzeltiyorsun hocam. Yukarı. Tamam. Sol sinyali çünkü verip gidiyoruz. L parkını yapmadan önce aynalarımızı aşağı indirmiştik. Kaldırımı görelim diye. Tekrar aktif olarak araç kullanacağımız için ayna kontrollerimizi tekrar düzeltiyoruz. Evet. Ve sol sinyalimizi de mutlaka yakıp araç kontrollerini yapıyoruz. Eğer araç varsa duruyoruz. Yoksa kontrollü bir şekilde giriyoruz. Hani gördüğünüz gibi L parkı o kadar zor da bir şey değildir. Değil mi hocam? Ya şu an sınavda olsaydık şu an L parkını başarıyla kursiyerimiz yapmış olacaktı. Yani nerede başladık, ne yaptık? Çıkarken de aynı şeyleri aynı yerde yapacağız. Yani farklı bir şey yapmayacağız. Bir de bu var hocam. Yani
öğrenciler mesela diğer kursların öğrencileri bu parkları çok gözlerinde büyütüyorlar. Aslında taktik şeyler var. Onları yaparsanız mümkün değil ki kimse kala. Biz gidelim. Hani Fatma hocamızın dediklerini harfiyen yerine getirdiklerinde çok rahat bir şekilde parkuru geçmiş olacaklar. Ya bir de otomatik araç olunca vites kurtulma, vites atma gibi bir zahmet de olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi yani manuel araç kullanamam diyenler, işte vites değiştiremem, devriyaj nasıl olacak, aynı anda yapamam diyenler, bizim kursumuzda otomatik aracımız mevcut, her kursta bulunmuyor. İsteyenlere otomatik araç ehliyeti de veriyoruz. Özellikle mesela bazı kurslarda eğitim alanlar bizim videoları izliyorlar, bizim eğitimlerimizi beğeniyorlar. Özellikle özel dersi için bizi tercih edenler var. Buradan hani herkese sesleniyoruz. Akyüzler ailesi olarak hocam. Kim almak istiyorsa özel dersi onlara yardımcı olabiliriz. Telefon numaralarımız iletişim kısmında var zaten. Şu an videonun alt kısmına koyacağım. Oradan bizlere evet. Ulaşıp kendilerine özel ders imkanı sunuyoruz. Aynen. Tabii şu an trafik yoğunluğu biraz fazla. Sınav günü genelde o kadar kalabalık olmuyor. Pazar günleri oluyor. Şu an mesai çıkışı aynen. Biraz daha yoğun geçiyor. Bu Hülya Hanım için çok iyi oldu. Tabii herkes artık öncülük yapacağız. İşte. Şu an bir paralel park çalışmamız kaldı. Yine kursiyelerin belki de en çok korktuğu, çok zorlandığı dedikleri kısmı bu. Taktikini uyguladığımızda çok rahat bir şekilde parkı yapabiliriz. Hocam buraya geldiğimizde bu yaya geçişini geçiyoruz. Biraz daha ilerliyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada kesinlikle sinyallerimizi unutmamamız lazım. Ve hafiften sağa yöneliyoruz hocam. Şimdi araçlar park halinde. O gün zaten bu araçlar yok hocam. Buraya giriyoruz. Bu şeridi tam ortalayıp burada önemli olan burası, burada giriş önemlidir. Biraz sola açıyoruz. Bu şeridi tam ortalamamız lazım. Gördüğünüz gibi burada bir duralım. Gördüğünüz gibi burada paralel park var hocam. Yani iki araç arasında park diyelim. Biraz daha ilerleyelim. Bazen öğrenciler kendi şaşırıp bu X var yani araçtır. Oraya girilmez sınav günü. B yani boştur. Yani orada aracımızı park edebiliriz. Evet. Şimdi aracımızı düzeltelim. Önünü. Yani burada bu mesela biz burada park edeceğiz diyelim. Bizim arka sağ tekerle birinci değil ikinci dubayla birleşecek. Gidelim hocam. Biz diğerinde yapalım. Sol yapmayalım. Tam burada önemli olan şimdi biz bu belde boştur. Biz burada yapacağız. Hani dubalı sınavda da böyledir. Dört duba var. Resmidir. Biz de burada yapalım. Sen çarpının önünde duruyorsun hocam. Düz git. Ha böyle. Senin sağ tekelinle bu duba aynı oluyor. Yani kesinlikle aramızdaki mesafeyi kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Ya buradan yavaş ilerlememiz lazım. Tabii kesinlikle. Aynanızı indirin. Burada yine aynamızı indiriyoruz hocam. Zaten görüyorsunuz değil mi? R'ye atıyorsunuz. Gelelim. Buradan. Burada bunu çok yani kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Arka sağ tekelimiz ve duba. Mesela o çizgi de siliyorlar. Mesela öğrenciler gelip çizgiyi arıyorlar. O çizgi de siliyor ama dubalar hep sabittir. Bakın gördüğünüz gibi arka sağ tekel ve duba aynı oldu. Ve burada diksiyonumuzu alıp tam sağ kırıyoruz hocam. Tam sağ kırıyorsun.
Sağ kırdıktan sonra zaten R'ye almışsınız ve geliyorsunuz hocam. Ne kadar hafif, yavaş o kadar iyi hocam. Geliyorsunuz. Yani mantık, otomatik, manuel aynıdır burada parklarda. Gördüğünüz gibi şerit çizgisini görüyorsunuz. Burada duruyorsunuz. 4 parmak kadar geçecek. Tamam. Ve kapı kolundan birinci duba değil, ikinci dubayla paralel oluyor. Gördüğünüz gibi. Ve burada da hocam 4 parmak bu şerit çizgiyi geçti. Ve bu sefer burada alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sol kırıyoruz. Ne kadar yavaş hocam, bu kadar iyi. Burada bu tarafı istersen güzel çekin hocam. Gel hocam, sen gel. Öyle rahat, hafif. Bunu yaptıktan sonra mümkün değil ki bir öğrenci burada kala. Bu parkı çok büyütüyoruz ya. Gelin hocam, bu taktiklerle güzel ve rahat park edebiliriz. Gel hocam. Tamam. Bak sen şimdi tek hamlede farklı hamle hakkınız var. Burada tam aracını sağ yapıyorsunuz hocam. Sağ yapalım direksiyonu. Hafif. Dizgin kafe nerede abi? Bilmiyoruz hocam. Ve gidiyorsun. Hafif aracın önü böyle. Düzeltiyorsunuz. Yine toparlıyorsunuz 1,5 sol. Burada sarı çizgiye iki tekerleğin de değmesi gerekiyor. Aynen, şimdi her iki tekerlekler değmiş hocam. Aynen. Okey aldıktan sonra mesela sen bir ön yaptın ya. Bir geri hakkın da var. Geri alalım. Hatta çıkışta sınırsız sayıda çıkarken şey yapabiliyoruz. Tamam. Geri al, ileri alıyorsun. Burada okey aldıktan sonra hocam istediğin hamleyle çıkabiliriz. Aynen. Burada yine aynamızı düzeltiyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Ve bu aşamada biz parka girmeden önce komisyon üyelerimiz iki kişi çıkıyor. Usta öğretmenimiz ve komisyon üyesinin bir tanesi. Onlar dışarıdan kontrol ediyor. Öndeki komisyon üyesi de bekliyor. Ve burada tam sol kırıyorsun hocam. Burada yine sinyal vermek çok önemli. Aynen. Lütfen sinyalimizi vermeyi unutmayalım. Ve gidelim hocam. Hem buraya bakıyorsun ve bundan sonra yine o hani en kaldırmayandaki duvayı görmüştük ya, sol kırmıştık hocam. Çıkarken de bunu dikkat etmemiz lazım. Yine o duvayı görüyorsun hocam. Gidelim hocam. Biz bugün tam duvayı anlattık ki herkes duvaları anlasın. Çünkü duvalar var. Silinmez onlar. Bak yine kapı kolundan duvayı gördün. Bu sefer sağ toparlıyorsun hocam. Bu sefer tersi yönde. Aynen. Çeviriyoruz aracımızı. Tamam, bu kadar dur. O kadar değil. Bu kadar gidebiliriz. Ve burada aynen bu şeritte. Bak yine kendi şeritine girdin. Burada duralım. Duralım. Komisyon üyelerini aynı burada alıyorsun ve gidiyorsun hocam. Burada tabii yine sol sinyalimizi veriyoruz, düzelteceksin. Ve böyle ortalayıp yine çıktın ya, yani başladığın yere geldin sen. Anladın hocam? Neymiş, çok yani zor değil. O taktikleri... Hatta tek hamlede hocamız, kursiyerimiz başarılı bir şekilde yapmış oldu. Yani eğer Allah'ın izniyle sınavda da bu şey, bu taktiği uygularsa sol sinyali bir en sola geçiyoruz hocam. Ehliyetini almış olacak. İleriki kavşakta döneceğimiz için yine her zaman olduğu gibi genelde sola girmeye çalışıyoruz ki rahat bir dönüş yapalım diye. Şu an son kısma geldik. Sadece bir geri hafif gitme sola kısmı kaldı. Şu an pencereyi kapatalım, sesimiz güzel gitsin diye. Tabii öğrencilerim, bir zorlandığı nokta da burası hocam. Burada da ne yapıyorduk hocam? Hülya hocam, biz siz anlatın. Tamam, yavaşlatıyoruz. İlk başta her zaman yavaş gitmemiz lazım. Hani 3 çeyrek kırıyoruz direksiyonu. Bu kadar yeter. Hiç karışma hocam. Gazla vermiyoruz. Buraya geldiğimizde yarılatıyoruz sağa biraz. Direksiyonumuzu sağa. Burada araç kontrolü yapıyoruz. Geçsin bunlar hocam. Gidebilirsiniz. Buraya giriyoruz. İlk başta her zaman buraya, sonra toparlıyoruz. Bu sefer sağ sinyalimizi veriyoruz. Direkt kırmıyoruz. Bakıyoruz hocam. Araç var mı yok mu? Aynen. Ve şimdi buraya giriyoruz sağa. Ve düz gidiyoruz bu şeritten. Çıkmayalım şeritten. Sola.
Ne göreceğim? Sola, sola. Çıkmıyoruz. Şimdi bu genellikle öğrenciler çabuk sağa giriyor. Burada yapmamamız gereken şey, bu yolu geçtikten sonra şimdi buraya giriyoruz. Ve ortalıyoruz yine. Ortalayalım bu şeridi. Ve düz git hocam. Yerde durak yazıyor hocam. Genellikle bu levhanın hizasında duruyorlar. Bu yaya geçtiği levhasının hizasında durup burada duralım. Burada da 25 metre sizi geri geri götürür. Tabii ki bu şeritten çıkmamamız lazım. Atalım geriye. Burada dörtlüğümüzü yakıyoruz değil mi? Aynen, dörtlerimizi yakalım. Kesinlikle her iki dikiz aynamızı bir de arkaya da ara sıra kontrol etmemiz lazım. Önemli olan buradan çıkmamamız lazım. Ya burada bir de hızlı geri gitmeyeceksin. Yani çok aynen, gaza basmamak lazım. Hafif sola yönelim. Sola. Biraz sol yapalım. Hafif sağ. Aynen. Yani sola giderse hafif sağ hocam, sağa giderse hafif sol yapacaksınız. Aynen, çok sağ sola kırmaya gerek yok. Milimlik oynayacak burada direksiyon. Tamam, duralım. Ve gidelim hocam. İleri alıyorsun, dörtlerinizi kapatıyorsunuz. Ve buradan düz gidiyorsunuz. Başladığımız yere gidiyoruz, orada sınavımızı bitiriyoruz. Ya, hocalarımız diyor ki hayırlı olsun. Hafif sol ya. Tabi burada parka alıyoruz. Her zaman otomatikte aynen, stop etmeden parka alıyoruz. Stop ediyorsunuz kendinize doğru. El freni çekiyorsunuz. Ve sınavınız bitmiştir. Şimdiden başarılar. Teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Ölüye Hanım? Ama güzel bir şey. Yani herkese tavsiye ederim. Akacak sürücü kursunda herkese tavsiye aynen, eder misiniz? Aynen. Biz de size evet, teşekkür ediyoruz. İnşallah sınavda da başarıyla ehliyetinizi alacaksınız. İnşallah. Buradan ehliyet almak isteyen herkese sesleniyoruz. Gelin çok rahat bir şekilde Akgüzel Sürücü Kursu farkı ile siz de ehliyet sahibi olabilirsiniz. Korkulacak bir şey yok. Eğitimler belli. Hocalarımız belli. Kendini kanıtlamış insanlar. Kimseyi kandırmadan rahat bir şekilde ehliyet sahibi olabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Tabii her zaman söylediğimiz gibi videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.